ve trash. Bugün bakalım alabilecekler mi? Yani terapistin ellerinde bir trash görebilecek miyiz? Dolce'nin ellerinde Sejuani görebilecek miyiz? Bu yine önemli bir kriter bizim için. Bugün izleyeceğimiz Atlas HVA maçında. Özellikle ben Sejuani görmeyi isterim yani iki takımdan da. Ama benim asıl görmek istediğim gün boyunca Nidale Orman. Evet. Nidale Orman ben de bekliyorum. Hı-hı. Belki hani bizim... Stomage bir ihtimal deneyebilir. Belki deneyebilir. Ya da belki bizim hani lige böyle haftaya falan daha fazla belki görebiliriz. Hı-hı. Bir de şu anda baktığımız zaman takımların biraz daha kendine güvendiği şampiyonlara yöneldiğini görüyoruz. Yani çok böyle farklı şampiyonlar oynandığını gördük. İki haftadır hatta üçüncü haftada ama daha çok böyle özellikle ormancılar güvendiklerini alıyorlar. Yani Jarvan alıyorlar, Rengar alıyorlar. Hani Elis gördük. Daha çok böyle bildikleri, tanıdıkları şampiyonlara yöneliyorlar. Çünkü orman mekaniği çok değişti. Ve o değişen mekanik içerisinde yeni bir şampiyonu adapte etmek gerçekten uzun bir çaba istiyor bence. Evet, şu anda tekrardan seçim yasaklama ekranı başladı. Günün üçüncü maçı Atlas ve HVA arasında. Atlas sol tarafta, HVA sağ tarafta olacak. Bu seçim yasaklama ekranı boyunca Zerat yasaklamasıyla başladı. Atlas... Bakalım HVA buna neyle cevap verecek? Hangi yasaklama cevap verecek? Fabulous'u görüyoruz ekranlarda. Evet, tekrar hani yayına yeni bağlanan arkadaşlar için tekrar söyleyelim. İki takım da geçtiğimiz hafta yaptıkları kural ihlalleri yüzünden birer tane yasaklama yapamayacaklar. Toplamda 4 yasaklama göreceğiz. Zerat ve Jarvan iki takımın da ilk yasaklaması oldu. Atlas şimdi 3. yasaklamayı gerçekleştirecek. İlginç yani. Risk atının Zerat'ın yasaklanması. Kendisi iyi bir Zerat oyuncusu ama Zerat hani nispeten durdurulabilecek ve çaresi çözümü olan bir şampiyon. Evet. Sonuçta mobil olmadığı için böyle takım savaşı başlatmayı seven bir kompozisyonlar kurarsanız eğer Zerat'ı darlayabiliyorsunuz, zorlayabiliyorsunuz. Kasarin yasaklaması geldi. Bu hem Fabulous'a hem Risk atına yapılmış bir yasaklama esasında. Bakalım HVA ikinci yasaklamada hangi şampiyonu yasaklayacak, hangi şampiyonu görmek istemiyor karşısında? Göreceğiz şimdi. Thresh. Evet. İki tane kazandıkları maçta da Thresh oynadığını terapistin söylemiştik. HVA da buna yönelik bir yasaklama yaptı. Terapistin ellerinde Thresh görmek istemiyorlar. Bakalım şimdi Jerome ilk seçim hakkında neyi seçecek? Acaba bekliyorum. 40 saniyesi var daha. Sen seçim... Lissandra boşta, Nar boşta, Irelia boşta. Bir ihtimal Janna mesela. Janna evet boşta. Yine belki alt koridordan bir şampiyon almayı tercih eder mi bilmiyorum ama Grace boşta. Burada ön plana çıkan şampiyon arasında. Açıkçası takımların seçim hakkı önemli. Bakalım neyle başlayacaklar şimdi. Ve Ahri'nin üzerine duruyor. Jerome Ahri'yi seçti. Orta koridorda ilk iki maçta da gördüğümüz bir şampiyon. Üçüncü maçta da bizi yalnız bırakmıyor. 5.2 yamasıyla birlikte çok fazla seçildi. Stomage hiç düşünmeden Rek'Sai'yi kilitliyor. Rek'Sai gerçekten de ormanda biraz sıkıntı yaratan şampiyonlardan bir tanesi. Fabulous Cassiopeia'nın üzerinde duruyor. Cassiopeia hem orta koridora hem yukarı koridora gidebilen bir şampiyon. Ve oyunun erken safhalarında Ahri'yi zorlayabilecek bir şampiyon. Evet. Ama mesela yine Ahri'nin o mobil özelliğini düşünürsek kaçış mekaniği olmayan da bir şampiyon. Ya yani ultisi var belki. Ahri üzerine gelirken ultiyle durdurmayı deneyebilir. Sonra bir oyun yapmayı deneyebilir ama göreceğiz. Fabulous şimdi Lissandra'nın üzerinde duruyor. Loblanc'a değiştirdi. Kafalar çok karışık. Ne alacaklarını konuşuyorlar hala. Son 7 saniyeleri bakalım Leblanc'ı kilitleyecekler mi acaba? Hayır, Lissandra'ya döndü ve Lissandra'yı kilitlediler. Şimdi Lissandra'nın şöyle bir özelliği var. Orta koridorda Zerat olsaydı Zerat da güzel bir komboları oluyordu. Bunu kullanamayacaklar ama orta koridorda acaba Risk Atar'ı ne oynayacak? Orianna alır mı acaba mesela? Olabilir, düşünülebilir. Yani inanılmaz bir takım savaşı kompozisyonu kurmuş olurlar evet, böylelikle. Evet. Ya da daha suikastçı bir şampiyona mı diyecek? Bu biraz esasında HVA'nın takım kompozisyonunun gidişatını gösterecek. Şimdi Atlas iki seçim daha yapacak. Janna'nın üzerinde duruyorlar, Graves'in üzerinde duruyorlar. İki tane, yani daha doğrusu artık hani şampiyonluk liginde kendini ispat etmiş bir alt koridor ikilisi. Graves artı Janna, Jiansan ve terapistin ellerinde olacaklar. Nasıl bir performans göstereceklerini göreceğiz. Ve sıra Risk Atar Zeytnot ikilisine geldi seçimlerde. Onlar da şimdi
seçimlerini yapacaklar. Graves ellerinden gitti. En son maçta Graves oynamışlar. Graves'le ne oynamışlardı? Bakalım nasıl bir seçimde bulunacaklar. Lissandra, yani şimdi Rek'Sai'yi bence üzerine biraz durmamız lazım. Çünkü Rek'Sai ultisi sayesinde esasında bir ışınlanma daha varmış gibi hareket edebilen şampiyonlardan bir tanesi ve bir anda 3'e 3 olan ya da 2'ye 2 olan bir savaşı değiştirebiliyor. Kaderini değiştirebiliyor. Ama tabii o tünellerin ne kadar haritanın üzerine tutabilecek, ne kadar baskı yaratabilecek bunlar da farklı bir soru. Bir de bence kalabalık kontrolü olmayan bir şampiyon gibi gözükse de kalabalık kontrolü çok, çok güçlü, evet, bir şampiyon. Kesinlikle. Yani o yukarıya zıplatması, tüneli açtıktan sonra rakibin altından çıktığınızda çok kuvvetli ki şimdi Annie'yi de aldılar. Yani Annie ile birlikte Rek'Sai mesela alt koridorda iş yapabilir. Yukarı koridorda Lissandra ile iş yapabilir. Çünkü bu tarz ormancıların, Rek'Sai gibi ormancıların tek ihtiyacı olan şey gittikleri koridorda bir tane daha ekstradan sersemletme etkisine ya da işte yerine mıhlama etkisine sahip olan bir şampiyon olması. Böylece o arka arkaya kalabalık kontrolü, kitle kontrollerini kullanarak skoru elde etmeleri daha da kolaylaşıyor. Kesinlikle. Tabii bu durumda hani Janna'nın ultisini nasıl kullanacağı da çok önemli olacak. Ve bu arada yani bu yaptıkları son iki tercihle Atlas takımında inanılmaz bir nasıl desem kalabalık kontrol etkisine yönelik, kesinlikle, bir takım kompozisyonu kurmuş oldu. Burada yani Sejuani ultisi üzerine gelen Narın, Mega Narın halindeyken ultisi işlerin rengini çok fazla değiştirebilir. Baktığın zaman Graves yeterince alan etkili hasar verip bu komboya katkı sağlayabilir. Janna bu komboyu yaparken Graves'i, Ahri'yi koruyabilir. Ahri zaten mobil bir şampiyon. Rakibe göre burada iyi iş çıkaracaktır ama son şu üzerine durdukları şampiyon çok tehlikeli. Azir. Yani alınır mı bilmiyorum orta koridoru ama çok gerçekten tehlikeli bir şampiyon. Bu arada Sion'un üzerine duruyorlar. Şimdi Narın karşısına acaba Sion mu gönderecekler yukarıya? Olabilir yani. Sion da takım savaşlarında son derece etkili bir şampiyon. Sion üst koridora, orta koridora da Lissandra'yı alacaklar. O Borazan sesi çıkartıyor bir tane ulti açtığında. Evet. Diye. O sese dikkat edin. O ses geldiğinde çünkü bir anda böyle başka koridorlardan başka koridorlara atılan ultiler ve baskınlar görebiliriz. Yani hem ultiyi hem de Q'yu etkili bir şekilde kullandığınız zaman rakibi çok uzun bir süre boyunca belli bir alana kilitleyebiliyorsunuz. Zaten bunu Lissandra takip etmek isteyecektir kesinlikle. O yüzden yani iki takım da aslında birbirine dikkat etmesi gerekiyor. Bir tarafta Annie, Lissandra, Sion, Rengar kombosu var. Hepsi böyle alan etkili, hem hasar hem de kalabalık kontrolü vurabilecek şampiyonlar. Diğer tarafta Janna, Sejuani, Nar, Ahri, bunlar da yine kalabalık kontrol etkileri son derece yüksek şampiyonlar. Bana soracak olursa ama kilit eleman bu oyunda Terapist. Terapist Janna. Evet. Diğer tarafta çok böyle bir hani disengage dediğimiz ters giden bir takım bitirip, savaşının kaçacak bir kompozisyon mevcut değil. Ama Atlas'ın böyle bir silahı var HVA'ya karşı. Evet, yani düşündüğün zaman şimdi burada mesela Annie, yani o Tibbers'ı ya da sersemletme herhangi bir yeteneğiyle rakibin, yani rakip takımı Atlas'ın üzerine atmak istediği zaman yani hızlıca yaklaşması gerekiyor. Belki burada Kalista ultisiyle, belki sıçramasıyla ama rakip takımın içine girmesi gerekiyor. Esasında Kalista Annie kombosu bu yüzden iyi. Çünkü Kalista gibi bir şampiyon yokken sıçramayı kullanmak zorunda. Şimdi Kalista'nın ultisiyle hop rakip takımın içine gidip o Tibbers'la birlikte birkaç kişiyi birden sersemletebilir. Ama diğer tarafta da tam bunun ilacı senin dediğin gibi Janna var yani. Janna'nın Muson'u hop Annie geriye gitti, o ultiyi atamadı ve sersemletemedi gibi bir durumla karşı karşıya kalabilirler. Bakalım buradaki hani biraz reflekslere bakan bir koridor olacağını söyleyebiliriz. Yani kimin refleksi daha iyiyse o burada öne geçecek. Kesinlikle evet, yani. Evet. Özellikle hani bu kadar kalabalık kontrol etkisi yüksek bir takıma karşı Zaytnot'un oynadığı bu Kalista çok önemli olacak. O otomatik saldırılarını, pasifini ne kadar iyi kullandığını maç içerisinde görme fırsatı bulacağız. Kesinlikle sana katılıyorum. Ve arkadaşlar günün 3. maçı başladı. HVA'yı kırmızı tarafta izleyeceğiz bu maç boyunca. Atlas'ı ise mavi tarafta izleme fırsatı bulacağız. Şöyle başlangıç eşyalarına baktığım zaman çok farklı bir eşya seçimi gözüme çarpmıyor. Sadece orta koridorda Lissandra, Kristal Matara ve yine peksimetleriyle başlamış. Bunu söyleyebiliriz. Yukarı koridorda da Sion yine Kristal Matara ve iksirle başlamış. Fabulous hala üstünde duruyor ve oyunda bir duraklama oldu. Biz de tekrardan şöyle yorumlarımızı yapmaya devam
edebiliriz. Açıkçası birazcık Ferit'in risk atının yaptığı eşya seçimi defansif gibi geldi bana ama Ahri karşısında normal herhalde değil mi? Ne tercih etmiş? Şuradan bakıyorum. Kristal Matara ve Peximet yine o destek tarafından inmiş. Yani olabildiğince o da işte koridorda durmak istiyor Ahri'ye karşı. Yeni Ahri sonuçta çok mobil olduğu için yetenek atışlarını vurması çok kolay olmayacak Lissandra'nın. Ters bir takasa girerse olabildiğince eşit çıkabilmek istiyor durumdan. Evet, yine yukarıda Sion birazcık dürtüleceğinin farkında Nar karşısında. O da yine Kristal Matara ve iksirle başlamış oyuna. O da biraz daha böyle tutunmaya çalışacak yukarı koridorda ve öne geçmeye çalışacak. Ne düşünüyorsun Nar-Sion eşleşmesiyle ilgili? Nar-Sion eşleşmesi son derece sıkıcı bir eşleşme olacak. Yani orada skor çıkacağını pek düşünmüyorum. Geçtiğimiz mi? Gerçi bak biraz mesela, önce İrelia... İrelia-Nar ayrı. İrelia çok mobil. Sersemletmesi var ve bir anda böyle anlık hasar verebilen bir şampiyon. O yüzden Mininar'a karşı en azından skor kovalama potansiyeli yüksek. Hani Sion sonuçta mobil değil. Çok böyle bir anlık hasar yok. Nar'la beraber kardeş kardeş herhalde minyon kesecekler. Bakalım bir ormancı etkisi gelirse ama üst koridora o zaman işlerin değiştiğini görebiliriz. Evet. Bakalım neler olacak. Ormancılarla ilgili de Sejuani bence gerçekten şu anda ormanda tam bir yani ormanda terör estiriyor diyebiliriz. Hem ultisi çok fazla kalabalık kontrolü var. Mesafe kapatma özelliği var. Yani ormandan çıktığında bir koridora baskına gittiğinde o koridorun çok dikkatli olması lazım. Yani evet, rakip kesinlikle. takımın çok dikkatli olması gerekiyor. Ekstradan dikkat göstermesi gerekiyor o baskından kurtulmak adına. Ya ben en azından şunu söylemek istiyorum. Şimdi kağıt üzerinde sadece takım kompozisyonlarına bakacak olursak bence Atlas çok ufak bir adım daha önde. Sadece ellerinde o Janna silahı olduğu için istedikleri zaman takım savaşı kovalayabilecek, istedikleri zaman kötü giden bir takım savaşından ayrılabilecek bir kompozisyona sahipler. HVA'ya bakacak olursak onların elinde bu disengage yapmaya yarayan hani dediğimiz yani kötü giden bir savaştan uzaklaşmaya takım arkadaşlarının en azından koruyabilecek bir şampiyon pek olmadığı için o yüzden ters bir HVA şunu diyor varsa, yani skor diyor. Evet. Skorları alacağız, öne geçeceğiz ve oyunu bu şekilde ilerleteceğiz diyor. Diğer taraftaki Atlas ise biraz daha temkinli. Yani önce ölmeyelim, önce koruyalım. Zaten bizim Ahri'miz, Graves'imiz yeterince öne geçerse bu işi kotarırlar, yeterli hasar verirler ve biz bu oyunu götürürüz diyor. Bakalım bu iki taktiksel anlayıştan hangisi bu maçtan önde çıkacak? Açıkçası ben de şu anda heyecanla bekliyorum. Oyuncuların bu Scarlet. Arada dediğimiz gibi duraklama sırasında yanlış bilmiyorsam konuşmaları yasak. Evet, evet. İşte yani dediğimiz kural ihlallerinden bir tanesi de bu zaten. Şunu söyleyelim. HVA maç başına yani ortalama olarak oyun süreleri daha doğrusu 27 dakika. Ligde en hızlı oyun bitiren takım. Bu böyle bir özellikleri vardı 3. haftaya kadar ortalama anlamında. Ve şimdi biraz önce demiştim ya Atlas kısa oyunları sevmiyor. Uzun oyunları seviyor. Ya burada gerçekten de acaba ne kadar yani uzatabilecek Atlas Ama işte oyunu? Şunu da sormamız lazım. Acaba Atlas uzun oyunları mı seviyor? Yoksa öne geçtikleri zaman maçı kapatmakta güçlük Evet, bitiremiyorlar mı acaba? Evet yani bitirememe imkanları da son derece mevcut. Ya öne geçip bir afallıyorlarsa, bir bocalıyorlarsa o da maçın uzun bir sürede bitmesine sebebiyet verebilir. Bu arada arkadaşlar maçımız tekrardan başladı. Tekrardan hatırlatalım. Mavi tarafta Atlas, kırmızı tarafta ise HVA oynayacak bu oyun boyunca. Stomage yukarıda ki o kayacılardan başlayacak. Fabulous da onun yanına geldi şimdi. Oduncu gömleğiyle, Sion'la yardımcı olacak onun orman başlangıcına. Zeytnot ve Lelouch. Korkusuzca değil, Gromp'un kendi, pardon tarafları karıştırdım. Gromp'un yanına gittiler ve Gromp'tan başlayacaklar onlar da. Senin dediğin gibi böylece koridora döndüklerinde ikinci seviye olabilecekler çok hızlı bir şekilde. Ama Atlas'ta da Grayson ikilisinin benzer bir şey yaptığını görüyoruz. Onlar da kayacılardan başlıyorlar. Dolce Gromp'u kesti biraz önce. Herkes ormanda ve ormandan çıkıp şimdi koridora doğru geçecekler. Risk atır. Rusya'nın karşısında biraz şu anda öne geçmiş gibi görünüyor. En azından daha önce koridora geldiğini söylemek doğru olur ama manasını da oldukça fazla harcamış durumda. Bir orada küre geldi ve
dürtmeyi başardı. Şimdi evet, yukarıyı tekrardan izliyoruz. Jerome ve Fabulous ikilisini alt koridorda Zaytnot ve Lelouch şu anda ittirmeye çalışarak koridu. Tabii işte o yani o kadar eni can sıkıcı bir şampiyon ki alt koridorda karşısında olduğunda. Çünkü o etrafında dönen o beyaz bulutlar mı diyeyim, ışıklar mı diyeyim, onlar dönmeye başladığı zaman abi aman biraz geride duralım da sersemletir falan, şimdi bir şey yapar, skor vermeyelim diye düşünmeye başlıyorsunuz. Yani koridoru rahatlıkla kontrol edebilen şampiyonlardan bir tanesi yani bu yüzden. Üst koridorda Fabulous'un birazcık zorlandığını görebiliyoruz Jerome'a karşı. Tabi hani skor çıkacağını pek düşünmesek de Gnar sonuçta menzilli bir şampiyon olduğu için olabildiğince Sion'u zorlayacaktır bu alt koridorda. Üst koridorda affedersiniz. Üst koridorda. Evet, alt koridora bakacak olursak Zaytnot Kalista ile Graves'e karşı yani erken de aslında önemli bir milyon farkı yakalamayı başarmış. Dolce şimdi kırmızıya döndü. O önce geriye dönüp sonra kırmızıya gelmeyi tercih etti. Rakip Stomage'den biraz daha farklı bir rota uyguladı. Risk adı totemini koydu hemen rakip takımın nehir, alt nehir girişine ve böylece oradan gelecek bir ormancı baskını ya da en azından ormancının nerede olduğunu anlamış olacak. Fabulous'un canı bayağı azaldı yalnız yukarıda. Scarlet orada sıkıntılı durumlar yaşanabilir. Jerome çünkü o bumerangları sürekli göndermeye devam ediyor. 21'e 14 milyondaki evet. Farkta. Böylelikle açılmış. Oh. Çok seri oynuyor yani şu anda. Kalista. Evet ama yani dönüşünde de bayağı bir hasar aldı. Yani işte onu o pasifi çok iyi kontrol etmeniz gerekiyor. Hı-hı. Yanlış bir otomatik saldırıyı yani agresif bir şekilde takip edip önde kalırsanız bir anda çok fazla hasar bulabiliyorsunuz üzerinizde. Tamam iyi, hoş, güzel, mobil bir şampiyon. Çok nasıl desem enteresan bir yetenek setine sahip ama o yetenek setini özellikle pasifi etkili kullanmak gerekiyor. Bu arada geçen hafta Kalista'yı yapan oyun tasarımcısıyla tanıştım Can. Certainly değil mi? Brad, şu an nickname'ini hatırlamıyorum yani Sihirdar ismini hatırlamıyorum ama Brad acayip seviyor şeyi. Böyle trash'i de zaten kendisi tasarlamış. Böyle yer değiştirsin, takım arkadaşını alsın, şuradan şuraya atsın falan çok seviyor. Onunla konuştuk Kalista ile ilgili. Belki ilerleyen günlerde anlatırım konuştuklarımızı böyle fırsat buldukça. Şimdi oyun içine görünce tekrardan aklıma geldi. Certainty. Evet. Kendisinin dizaynladığı şampiyonlar arasında ne var? Zed, Thresh, Yasuo, Kalista. Hepsi böyle çok enteresan yetenek setlerine ilginç bir sinerji uyuma sahip şampiyonlar. Benim en sevdiğim herhalde şampiyon dizaynerlarından bir tanesi kendisi. Şu anda alt koridoru izliyoruz tekrardan oyuna dönecek olursak. Stomage'de geldi. Orada ilk kanı almayı başarıyor Zaytnot. Bir yandan biz beklemiyorduk ama tutuştur var Cihansan üzerinde. Acaba yeterli olacak mı? Stomage orada bir de yukarı zıplattı. 2'de 2 yapmayı başarıyor Zaytnot'u. Böylece beslemeyi başarıyor HVA takımı. Al sen taşıyıcısın. Hadi taşı bakalım şimdi bizi diyecekler. Ve çok güzel iki skor geldi. Biz şöyle biraz genel kültür bilgileri verirken League of Legends'la ilgili. Risk atır orta koridorda. Birazcık ittirmiş durumda. Tekrardan izliyoruz. Bakın burada yani Kalista işte. Kalista'nın üzerine bu kadar giderseniz bir anda agresifleşebilen bir şampiyon ki yanında da Annie gibi bir şampiyonla oynuyorsa burada Stomage'de çok güzel oynamış. Al da at demiş golü Zaytnot'a. Zaytnot da burada 2'de 2'yi yapıyor. Hemen geriye döndüğü gibi enteresan bak eşya seçimleri bu arada. Kalista'nın. Saldırı hızı. Saldırı hızı. Savaşçı çizmesi üzerine vampir hasar. Bu arada Fabulous'un üzerinde çok yüksek hasar var. Jerome üzerine doğru gidiyor ama biraz sersemledi. Bakalım devamını getirecek mi? Kayayı yanlış yere fırlatınca Fabulous dönüp şöyle baltayı kafasına çarptı ama ulti geldi. Fabulous şimdi bakalım oradan ne yapacak? Tekrardan bir şöyle sersemletmesini kullandı. Karşılıklı sersemletmeler. Son bir vuruş gelecek mi Fabulous'a? Sıçradı orada Jerome. Skoru aldı. Ama bir dakika. Diğer tarafta Stomage geliyor. Kaçabilecek mi acaba? Fabulous orada tekrardan canlanıp minyonları öldürmeyi seçti. Stomage orada skoru güvene alıyor. Böylece bir asist bir skor almış oldular. Skor karşısında HVA 10.900 altında. Scarlet. Beni şaşırttı valla. Yani ben üst koridordan hani birebir pozisyonda skor çıkacağını pek düşünmüyordum ama Jerome sihir içeninde etkisiyle beraber yani neredeyse sağ kurtuluyordu orada. Hop.
Oo, doğrudan Cihansan üzerine doğru gidiyor ama yeterli olacak mı? Hayır, olmadı. Yalnız mükemmel refleks. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama evet. Yani onun oraya doğru ilerlediğini görüp doğrudan hiç düşünmeden gittiler. Güzel bir oyun Rek'Sai'den. Bu arada Dynote'un yaptığı bu ilk eşya tercihi gerçekten çok ilginç ama çok da etkili bir tercih evet. Aslında. Yani hem saldırı hızıyla beraber botu tamamladığı için rakibini çok daha rahatlıkla takip edebilir. Evet. Tamam, belki hani çok fazla saldırı hızınız oluyor. Mesela Runan gibi bir eşya çıkmış olsa bu arada kameramanımız bile yetişememiş Rek'Sai. Nereye gidiyor? mesela yani direkt Runan'a çıkmış olsa tamam belki daha fazla saldırı hızına sahip olacaktı. Ama işte rakibe yetişecek o hareket hızına sahip olmadığınız sürece diğer istatistiklerin pek de bir önemi olmuyor. Fabulous'un bu arada koştura geri döndüğünü. Hem Sion hem Rek'Sai aynı oyunda ya. Eyvahlar olsun yani. Koşan koşana. Haritada. Zeytnot bu arada geri döndü koridoruna. Onlar nereye gittiler? Bir derin totem bıraktılar ha birlikte. Yani birkaç milyon kaçırma pahasına. Evet, şimdi bu koridorda belki bir kule altı falan denemeyeceklerdir herhalde değil mi? Ha, buraya şeyi bıraktılar, hayaleti bıraktılar, bir de gözcüyü bıraktılar, bir de totem koydular. Böylece Dolce'nin şimdi nerede olduğunu biliyorlar artık. Ona göre oynayacaklar büyük ihtimalle. Ve koridoru da dondurmak istiyorlar. Evet. Enteresan. Orada Kalista yani rakip minyonları biriktirdi olabildiğince. Evet. Ve hemen önlerinden çekilip çünkü kendi minyonlarına odaklanmasını sağladı. Evet. Peki sence önce kanı susamış mı bitirecek Kalista? Emin değilim yani bu vampir asa ile beraber hani onu tamamlamayıp belki direkt Runan yapmayı tercih edebilir. Ama tabii çok öne geçerse kan uslamış yaptığını da görebiliriz. Orta koridoru görüyoruz. Risk atır kulesinin altına konuşamadım ya. Oyun yapmaya çalışıyor. Lerouche yakalanıyor bu arada ama Kalista işte ultisi. Orada kurtarmayı başardı. Dolce'nin ultisi boşa gidiyor ama Zeytnot üzerine çok fazla hasar var. Dönüp orada skor almaya çalışıyor. Rek'Sai da geliyor. Şimdi terapiste odaklanmaya çalışıyorlar. Bakalım Stamage orada kimi yakalayabilecek? Terapistin üzerine gidiyor. Tutuştur da var. Bakalım son bir vuruş gelecek mi? Hayır, geri çekilmek zorunda kalıyorlar. Güzel savaş esasında iki taraftan da. HVA burada hayatta kalmayı başardı. Yani Dolce'nin ultisi orada Kalista'yı isabet etse burada son bir otomatik saldırı gelmeyecek. Jerome. Atsa herhalde kendisini de öldürebilirdi. Evet. Yani sürekli aksiyon var oyunda, hiç durmuyor. Bir yukarı koridor, bir alt koridor, orta koridor biraz sakin geçiyor. Orada minyon biçelim, keyfimize bakalım şeklinde bir tutum var. Ama diğer koridorlar gerçekten şu anda oyunda aksiyonu hiç elden bırakmıyorlar. Şimdi yukarıda Sejuani duruyor. Orayı görmüyorlar. Oo, üzerine doğru gitme seçti ama Sejuani çıktı şimdi oradan. Bakalım Zeytnot kaçabilecek mi? Işınlanma geliyor. Zeytnot üzerine bitkinleşti ama iyileştirmeyi kullandı. Jerome'la geldi orada. Skor geliyor. Kalista düştü. Lelouch'un canı çok az. Lelouch'la birlikte bakalım. Fablavus da orada. Fablavus oradan uzaklaşacak. Yapabileceği çok fazla bir şey yok. Işınlanmayla geldi ama orada aradığını bulamadı. Çok geç kaldı ışınlanma gibi geldi bana ama. Şundan bahsedecektim. Bilgewater Palace ile bir ihtimal mahvolmuş kralın kılıcına da gidebilir. Bakalım yani o da bir seçenek en azından diyebiliriz. Evet, Bilgewater Palace'ını aldı evet, böylelikle. Evet, ben soracak mesela, biliyor musun? Acaba mahvolmuş kalın kılıcı yapar mı diye. Ama hani hiç ihtimal vermedim. Ama burada yapmayı seçtim. Oo, sıçrama karşılıklı Stomage. Nereye gittin sen? Fabulous Trans geçiyor. Fabulous. Selam beyler diye. Fabulous yukarı koridora gitti ultiyle. Yol üstünde resmen. Arkadaşlar ben bir geçiyorum. Arayı açabilir miyiz? Arayı açalım. Evet. Stomage kırmızı şansesini teslim alacak. Yani oyunu aslında 12. dakikada son derece hızlı başladık. Bu arada enteresan Akıncı Palası'yla başlamış. Hı hı. Yapmış Rek'Sai'yi. Normalde Rek'Sai Akıncı Palası yapmıyor değil mi? Rek'Sai yani Akıncı Palası 45 saldırı gücü, bekleme yani, süresinde %10 azalma ve 10 zırh delme özelliğine sahip. Hasarını aslında önemli bir ölçüde arttırıyor. Katledilen her büyük canavar için +30 ilave altın veriyor. Hı-hı. Yani yaptığı Efsun
aslında. Hani o cengaver Efsun'u ile beraber en azından oyunun erken safhalarında biraz daha fiziksel hasar vermeyi tercih edecek. Evet, bu arada karşılıklı şöyle biraz ölçmüşler birbirlerini. Oo, arkadan Doğuş'a geldi. Ulti boşa gidiyor. Zeytnot bakalım orada vurup kaçıp kovalayabilecek mi? Ama arkadan da Stomage de geliyor. Cihan sanıcını çok az. Şimdi çok güzel Muson işte bakın. Terapistin çok büyük önem taşıyacağını söylemiştik bu oyunda. Yine Muson sayesinde orada hayat kurtaracak mı? Cihan San kaçmaya çalışıyor. Çarp da attı orada Cihan'ın üzerine gelmiş görmediysem. Ve buradan skor çıkmadı ama Atlas ekibi hiç memnun değil. Zannediyorum ki Risk Hatır'ı ormanın içerisinde hemen girişinde yakalıyor biraz. Lucian, Cihan San ve Terapist geriye kaçmak zorunda kaldılar. Onu da söyleyelim. Ejderha'ya pingler geliyor bu arada. Evet, oradaki pende sistemi de gördüler böylelikle. Yani şu anda iki takımın da herhalde asıl kovaladığı şey bu ejderha. Evet. Bu iki takımın ejderha ortalamalarına baktığımız zaman HVA'nın biraz daha önünde olduğunu görüyoruz. HVA 2 ejderha ortalamasıyla oynuyor maç başına. Atlas ise 1.5 ejderha ile oynuyor. Bakalım ilk ejderha kimde kalacak dediğim gibi. Fabulous yukarıda çok fazla zorlandı ya. Yani bu arada orta koridorda bir baskın yemişti. Stomage bir türlü o baskını yapamadı ama takım arkadaşını da rahat ettirmeyi başardı o koridorda. Yukarı koridor sıkıntılı yani. Fabulous bir türlü aradığını bulamadı. Jerome gerçekten çok zorladı. Jerome çok zorladı. Bu Sion tercihi biraz açıkçası düşündürmüş olabilir HVA'yı. Aslında hani Fabulous'un biraz daha böyle oyun yapmayı seven, skor kovalamayı, birebir de belki birisini öldürmeyi seven şampiyonlar tercih ettiğini biliyoruz. En azından oyun stiline o tarz şampiyonlar daha çok uyuyor. Şu an yaptığı Sion tercihi biraz daha işlevsel. Öyle etten tank olacak bir şampiyon. Yani bakalım şu an, yani şu ana kadar aslında Fabulous'un bu oyun stiline pek de uymamış gibi gözüküyor. Ama en azından takım arkadaşlarının aldığı bu ejderha ile beraber birazcık önde diyebiliriz onun içinde. Evet. Jerome bu arada yukarıdaki kuleyi alacak büyük ihtimalle. Olabildiğince fazla minyonun ölmesini sağlamaya çalışıyor kuleye. Son bir minyon kaldı. Almadı. Bir sonraki minyon dalgasından da biraz öldürtecek. Yani acaba. Alt koridorda bu arada mahvolmuş kalın kılıcını bitirmiş Zeytnot ve yani o otomatik saldırılarıyla birlikte ve pasifiyle birlikte hem mobil hem yüksek hasar veren saldırı hızlı olan bir şampiyona dönüştü. Ellerinde Zeytnot'un Kalista. Şimdi orada kuleyi almaya çalışıyorlar çünkü arka tarafta Stomage var. Diğer taraftan Doge geliyor. Doge'nin canı çok az. Yansan arada eriyor adeta. Yine bu son gel. Yeterli olacak mı? Hayır, olmuyor. Zeytnot kayıtlamaya devam ediyor. Bakalım son bir vuruş gelecek mi orada? Arka tarafta kaldı. Terapistin üzerine gidiyorlar şu anda. Kulenin hasarı çok fazla değil. Terapist sıçramak zorunda kaldı ama Zeytnot da sıçradı orada. Ve bir skor da aldı. 2'de 2 yapmayı başarıyor. Yani Jansan orada kendisini Malphite falan zannetti herhalde. Çünkü hızlı tetikle beraber bir anda 3 kişinin ileri içine atıldı. Ultisini de ıskalayınca zaten yapacağı fazla bir şey kalmadı Atlas ekibinin. İlginç bir hamle gördük diyebiliriz orada en azından. Fertabuz tekrardan dönmüş yukarı koridora. O da donmuş yüreğini bitirmiş. Tekrar izliyoruz alt koridordaki pozisyonun. Zeytnot burada hasar vermeye başlıyor. Bakın yani inanılır gibi değil. Yani çok fazla hasar veriyor Tibbers'la birlikte de orada. Güzel Muson ama Zeytnot'u etkilememiş galiba evet. Muson. Onu etkilemeyince işte orada bitirici vuruşu yapacak zamanı buluyor Zeytnot. Üzerine bir de Dolce'nin canını yakıyor. Sonra Terapist zaten burada muazzam bir hasar alıyor. Bir de o ciğerini sök özellikle kullandığında. Bu arada ulti geliyor diğer tarafta. Bakalım nereye gidiyor Stomage? Ya yaptığın heyecanı değmiyor Stomage ya. Geçen gün demiştim mobilet diye. Bir tane mobilet Rexa'yı şey yapmışlar hemen. Caps'i yapmışlar, göndermişler Twitter'dan. O da öyledir ya. Çok ses çıkartır ama. Gördüğünde böyle. Bu muydu abi bu kadar ses diye. Kalista bu arada ikinci eşyasını Runaan olarak tercih edecek. Jerome'un 3 kişinin arasında ışınlan attığını gördük ve
kovalamaya devam ediyor. Randuin alametinde. Yalnız Jerome'da bu potansiyel var şu an ya. Takım taşıyacak potansiyel var. Viscatro'da kaçabilecek mi acaba? Sonra kaçmaya başladı. Leroux'un canı azalmaya başladı. Dolce şimdi uzaklaşmaya çalışıyor. Herkes farklı bir tarafa kaçıyor. Lucian hasar vermeye çalıştı ama tabii ki Zeytnot'un oraya gelmesiyle birlikte Janna düşüyor. Diğer tarafta Fabulous kimi kovalıyor bakıyorum. Nar'ı kovalıyor. Graves bu arada alt koridorda tek başına kaldı. O koridoru ittiriyor. Belki de kule almayı başaracak ama ışınlanma geliyor. Fabulous'un o koridoru korumak için. Leroux'un kafasına bir taş geldi. Ama pek aldırmıyor bu duruma ve şimdi Zeytnot'la birlikte bu kuleyi itirmeye çalışacaklar. Sıçrayıp Timur üzerine Zeytnot'un hasarı ve skor geldi. Şimdi bakalım oradan çıkabilecekler mi? Leroux'un canı çok az ama Zeytnot kulenin altından zıplaya zıplaya orada skor almayı başardı. Şimdi Jerome'dan kaçabilecek mi acaba? Çok az bir canı var ama orada ne geldi? Hasar geldi ve Jerome'da kaldı. Skor yukarıda bir de Hera bir kule daha almayı başarıyor. Yani bir aradaki altın fark 3'ün altı. Görüyorsun yani şurada 2 dakika bir takım savaşı ve altın ters, farkı. Bir tane ters hamleden oyun en azından hani gitti demek istemiyorum ama avantajlarını önemli bir ölçüde kaybettiler. Bir tekrar izliyoruz burada Lucian kulenin altına yakalanıyor. Leroux üzerine tutuşturur da var. O düşüyor. Burada Zeytnot güzel oynadı yine de orada. Esasında kaçmayı da deneyebilirdi belki diğer taraftan ama kulenin altından gezerek orada skoru almayı tercih etti. Ardından da bir skoru da Jerome'a verdi. Bu arada Ahri'nin bot seçimine ne diyeceksin? Ayakkabı seçimine ne diyeceksin? Hem Annie'ye hem de Lissandra'ya karşı aslında etkili bir tercih. Ama hasar miktarını önemli bir ölçüde azaltacak tabii. Tabii. Evet, bu arada yine Rexa'yı çıldırdı. Dağılın lan! Diye geldi. Attı ultiyi geldi orta koridora yaklaştı. Orta koridorluk o kuleyi almaya çalışıyorlar. Fırtınanın gözüyle korumaya çalışıyor Janna'da ama yeterli olacak mı? Pek öyle gözükmüyor. Diğer tarafta Jerome yandan çevirmeye çalışıyor sol taraftan ama başarıya ulaşamadı. Runa'nı da bitirmiş bu arada. Ve orta koridor kulesini itirmeye devam ediyor HV akibi. 19. dakikada çok büyük ihtimalle bu kuleyi vurmayı hayır başaramadılar. Şimdi ejderhan çıkmasına 58 saniye kaldı. Esasında bu kuleyi biraz da o yüzden istiyor bu kadar fazla HVA. Kuleyi alırsa çünkü ejderhada biraz daha rahat edecekler ejderhayı alırken. Leroux orada bir totem bulacak. Yo onu boş verdi. Daha derine bir totem koydu. Janna bir de pembe totem yerleştirdi. Şimdi oradan çıkacak herhalde. O pembeyi kesmedi enteresan. Alt koridora Kalista'nın yanına döndü. Orada çünkü çok fazla minyon birikti. Onları kesecekler, ittirecekler. Fabulous hala Riskat'ın yanında orta koridoru ittirmeye çalışıyor. Rexa'yı yukarıda tek başına ittiriyor. Enteresan bir rotasyona girdi HVA takımı. Açıkçası. Evet yani 10 saniye sonra Ejder'in çıkacağını düşünürsek iki takım da yavaş yavaş pozisyon alması lazım bu Ejder'e doğru. Peki Lucian'la ilgili sana bir şey daha soracağım. Tabii. İlk eşya olarak Rabadon için ne düşünüyorsun? Çok agresif bir tercih aslında. Evet yani şu ana kadar yani pek bir skorda bulamadı aslında. 1-1-1 oynuyor sadece. Hı hı. Benim merak ettiğim acaba hani botların da agresif yapıp ikinci eşya zorunda düşünebilir miydi? Yani oyun ilerledikçe bunu görme fırsatı evet bulacağız. 20. dakikada HVA ikinci ejderhalarını istiyorlar. Bir çalma girişiminde kimse bulunmayacak. Ve rahatlıkla bu ejderhayı da almayı başardı HVA ekibi. Şimdi herhalde hep birlikte orta koridora dönüp oradan yine kuleyi almaya çalışacaklar. Kolay bir görev olmayacak onlar için. Kalista alt koridora gitti. Lissandra geriye mi dönecek? Hayır. Tekrardan geliyor. Kafalar karışık. Nereye gitsek? Nereye dalsak? Ama bak Atlas ekibi güzel bir iş yapıyor. Geride olmalarına rağmen çok fazla totemleri var haritada. Yani bu önemli bir şey. Bunun sayesinde doğru karar alıyorlar ve son 5 dakikadır belki bunun yüzünden dayanabiliyorlar. Yoksa bu kule çoktan düşmüştü belki de. Karşı tarafta hem mobil bir takım var hem çok çabuk rotasyon yapabilen bir takım var. Buna rağmen bu kadar kule koruyabilmek kolay değil. Atlas takım savaşı istiyormuş gibi gözüküyor bu arada. Dolce araya 4 kişinin arasına girdi. Ya, yukarıdan Jerome da geldi. Stomach şimdi oradan uzaklaşabilecek mi? Dolce geriye doğru çıkıyor. Bir buzul pençe daha geldi ama orada
Cevabını bulan Jerome. 4 kişinin arasında kalmış Jerome. Şimdi Megan'a dönüştü. Bir de Muson geldi. Jerome hayatta tutmaya çalışıyorlar. Jerome oradan kaçabilecek mi? Son anda kaçmaya başlıyor. Fatmabuz haklardan geldi. Jana düştü bu arada. Fatmabuz düşecek mi? Hayır. 2 tane skor daha geldi. 2'de 2 yapan bir Rek'Sai var. Rek'Sai 3'te 3'e mi gidiyor acaba? Hayır. Kalista'da kalıyor skor. Lucian tek hayatta kalan oyuncu oluyor Atlas'ta. İşte bir pozisyon. Bir savaş. Yanlış yapılan bir savaş belki de. Nelere kadir. Üzerine büyük ihtimalle Otibers'la birlikte bu kuleyi de alacaklar diye düşünüyorum. Heva güzel bir oyun çıkardı. Bir anda Jerome orada Mininar formunda çok uzun bir süre kaldı. Ve 4 kişinin arasında kaldığı için hani Megana da böyle dönüşmesine izin vermeden zaten %10 cana kadar indirdiler. Artık son can havliyle bir ulti atmaya çalıştı ama sanıyorum ki kimseyi duvara isabet ettiremedi. Duvara böyle paralel ittirdi insanları yanlış görmediysem. Biraz daha temkinli oynasalar daha iyi gidebilirdi o takım. Bu arada Kalista Zeytnot 8-2-4 oldu. Yani o da ölümcül hallere gelmeye devam ediyor. Kalista'nın ben saldırı hızını merak ediyorum acaba kaç oldu? Ona da bir ara bir bakabilirsek çok güzel olur. Çünkü hem mahvolmuş kalın kılıcı hem üzerine Ruan kasırgası. Jerome bu arada burada evet burada Meganara bir türlü dönüşememiş. Evet şurada paralel gitmiş. Biri diğer tarafından duvarın evet. Diğeri diğer tarafından. O biraz sıkıntı olmuş. Zeytnot da bırakmıyor. Burada bu arada şifa falan her şeyi harcadılar. Jerome'a. Fabulous yakalamış sonra da sersem etmesiyle, ultisiyle. Bir de üzerine sersem etince çıkamamış oradan. Sonra işte bu arada aradan iki tane skor almayı başardı oradaki pozisyonda. Evet ne tamamlamış? Son fısıltı. Son fısıltı. Bakıyorum tabii Nar'da var birazdır. Bayağı bir var hatta. Ona biraz daha fazla hasar vurmak istiyor. Dolce de yine aynı şekilde zırh yapmaya devam ediyor. Lucian da zaten ikinci eşya olarak Zonya'yı tercih edecek. Ona karşı da en azından etkili bir çözüm diyebiliriz. Evet arkadaşlar 25. dakikanın içerisindeyiz. Esasında hayvanın ortalama maç bitirme sürelerine yaklaşıyoruz. 27 dakika ortalamayla oynuyorlardı. Bakalım 2 dakikaları var. Bu ortalamayı yakalayabilecekler mi? Fabulous şimdi orada yakalandı. Dolce de geldi. Yeterli olacak mı acaba verdikleri hasar? Bakıyorum. Fabulous bir kez daha orada sersemletiyor. Takım arkadaşlarına herhangi bir yardım gelmedi ama hadi ben gidiyorum. Ulti. Görüşürüz. Sion Seyahat gururla sunar. Burada hızlıca uzaklaştı. Tek başına bu arada Stomage. Alt koridorda Jiansan'ı öldürmeye başardı. Bunlar yani artık aradaki farkın biraz fazla arttığının göstergesi. Evet. 4-0-5 oynayan bir Rek'Sai'den bahsediyorum. Bu arada çok ilginç. Lelouch komuta sancağı çıkmış. Oo. Komuta sancağı özellikle HVA önümüzdeki dakikalarda bir Baron alabilirse Baron güçlendirmesiyle beraber o ekstra menzile sahip bir bizim deyişimizle kamyon. Bir de üzerine komuta kamyon sancağıyla mu? Kamyon, araba. Komuta sancağı ne yapar bu arada? Çok yapılan bir eşya değil. Savaş olmayacaksa onu söyleyeceğim hemen sizlere arkadaşlar. 200 can veriyor, 60 yetenek gücü veriyor, 20 büyü direnci veriyor. Yani en iyi uyabilen bir eşya. Bu arada şimdi ulti geldi. Güzel bir ulti geldi bu arada. Devamını getirebilecekler mi acaba? Jiansan da ultisini tutturamayı başarabildi ama yeterli mi bu hasar? Hayır şu anlık değil. Şimdi bir de Muson geldi rakibi geriye göndermek için. Şimdi Jerome Meganar'a dönüşebildi. Üzerine çok fazla hasar var. Stomage düşecek mi? Orada Stomage düşüyor. Ama Zeytnot araya girmeye devam ediyor. Grace bir skor aldı aradan. Bakıyorum 1'e 3 bir değişim oldu. Bu kuleyi alabilecek mi emin değilim HVA takımı. Komuta sancağın aktifinden bu arada aktifi de şunu yapıyor. Koridorda bulunan bir minyonun gücünü büyük oranda arttırarak onu büyü hasarından etkilenmez hale getirir. 120 saniye bekleme süresi var. Güzel. Yakındaki takım arkadaşlarına da artı 20 büyü direnci ve artı %75 taban can yenilemesi sağlıyor ayrıca. Yani hem sizi tanklaştırıyor, hem hasarınızı arttırıyor, hem takım arkadaşlarınızı hem de bir de minyonlar sayesinde, minyona verdiği o güçlenme sayesinde daha hızlı ittirmenizi sağlıyor. Bu arada Jiansan yukarı koridordaki biriken minyonları temizliyor şu anda. Bu arada o kamyon minyonuna... Kuşatma 100, minyonu. Kuşatma minyonu. Kamyon minyonu olsun. 100 saldırı gücü, zırh ve büyü direnci. Artı 600 can veriyormuş. Evet çok güzel. Bir de Baron güçlendirmesiyle zaten kule menzilinden otomatik saldırı yaptığı için durdurulması inanılmaz bir şampiyon haline geliyor. Evet aynen öyle.
Bir baron güçlendirmesi alırsa HVA onu da görme fırsatı bulabiliriz. Bu Kalista da böyle vururken seksek oynayan böyle anına depreştirmiyor bak. Hop 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 hop. Oo ne oldu Rek'Sai'ye? Oradan bir Rek'Sai geçti verdi. Rek'Sai geçti. Alt koridorda orada tek başına olan kim? Hemen ona bakıyoruz. Nar. Jerome. Şimdi üzerine çarpı da yedi. Diğer taraftan Lissandra geliyor. Bakalım yeni hızlayabilecek mi? Ulti yaptı direkt yeni hızlamak yerine. Bir de üzerinde Sion ultisi. Janna arada düştü. Yani gerçekten bunun başka bir şeyi anlatımı yok. Arada hani sen de gel bari buradaysan seni de bir öldürelim dedi HVA. Ve şimdi alt koridordaki o imitöre doğru ilerliyor. Tabi bu imitör neden önemli? Ya da bu imitör kulesi Baron almak için. En uzaktaki bu imitör kulesine imitörü aldığınız zaman çok büyük avantaj elde ediyorsunuz. Ama HVA şimdi orayı bıraktı, rotasyonlara başladı yine. Orta koridordaki minyonları ittirecekler önce anladığım kadarıyla. Yo, Baron'a gidiyorlar. Baron'a mı gidiyorlar? Yok. Yok canım, Baron'a gitmiyorlardır ya. Bir anda dağıldılar oradan. Aslında yani... Yapabilirler mi diyorsun? Hem çarp hem de Kalista'nın o ciğerini söktükleriyle beraber bir anda çok fazla hasar verebiliyor. Böyle 2500 candan. Belki daha fazla candan direkt öldürebiliyorlar Baron'u. Ellerinde Kalista bulunduran kadınlar. Şimdi hatta Sion'u yukarıya Baron'un, Baron'un canı takip edelim bakalım kaçta direkt öldürecekler. Ama tabii Atlas izin vermek istemiyor. Atlas da geliyor şimdi. Burası biraz riskli bir duruma haline gelmeye başladı. Stomage'in canı bayağı yarıya kadar indi. Lelouch geride duruyor ki sersemletsin. Biri oraya girmeye çalışan Lucian orada çalmadı dedi çaldı. Lucian çaldı Baron'u. Bir anda işler değişti. Zeydot düşmek üzere. Çok az bir canı var. Dolce orada yeterince hasar verebilecek mi? Bakıyorum. Onu da almayı başardılar. Muazzam bir hata HVA'dan. Biraz küçük gördüler orada Atlas'ı ve Atlas'ı ben cezalandırıyor. Lelouch da düşecek galiba. Lelouch da orada son anda düşüyor. Bakıyorum şimdi kollamaya devam ediyorlar mı? Oradaki av devam edecek mi? Stomage diğer tarafa kaçıyor. Fatbubbles'ın üzerine giden Lucian var. Bakalım burada ceza kesecek mi ama. Rek'Sai üstüne döndü ultisiyle birlikte Fatbubbles'ı oradan uzaklaşıyor. Böylece belki de maçı o istediği dakikalara getirme fırsatını yakaladı Atlas takımı. Yani hem çarp hem de Kalista'nın ciğerini sök yüklerine karşı Baron'u kaptırabilmek gerçekten büyük başarı yani bana soracak olursan. Hatta Stomage de orada çarpını kullanma fırsatı bile bulamadı. Yanlış görmediysem evet kullanmamış çarpını. Yani HVA nasıl böyle bir şey yapabildi? Ben de anlayamadım kesinlikle. Şimdi tekrarını Baron'un izliyoruz. Baron'un tekrar takip edelim. Yok kullanamamışlar değil mi? Ben yanlış görmedim. Evet. Olmadı yani bildiğin orada herhalde şey olmuş ya. Ne derler ondan da. Basireti bağlanır ya insanlar. Öyle bir şey olmuş herhalde. Dolce de oradan sıçrayıp uzaklaşıyor. Bir de Lelouch almayı başardılar bak orada. Yani güzel bir oyun. Jerome orada yerine mıhlıyor. Son pikselden de bir ağır geliyor. Cihan Sanda diğer tarafta risk hatır alıyor. 2'deki yapıyor. Ya çok önemli skorlar. Baron güçlendirmesi üzerine. Yani geride olan bir takım için herhalde bundan daha iyi bir maça dönmek için bir fırsat olamaz herhalde. Bu arada HVA bir ejderha daha aldı. 3. ejderha güçlendirmeleri oldu. Evet yani bakalım bu fırsatı Atlas ekibi nasıl değerlendirecek. En azından önümüzdeki 4. ejderhayı HVA'ya kaptırmamaları gerekiyor kesinlikle. Oyuna tamamen geri dönmek istiyorlarsa o %6 fiziksel hasar ve yetenek gücüne kesinlikle ihtiyaçları var. Risk atır açıkçası. Şu anda bakalım takımın kaptan olarak nasıl bir stratejiye doğru yönlendirecek. O mu veriyor kolları gerçi bilmiyorum ama çağrıları. Hayvan dışı biraz zora girdi. Baron güçlendirmesi olan Atlas'ın da şu andaki pozisyonu iyi değerlendirmesi gerekiyor. En azından Baron güçlendirmesi varken bir savaş daha kazanırlarsa maçı iyice eşitleme fırsatları var. Çünkü Heva hala ileride sayılır. O yukarıda bu arada Jerome'un üzerine gidiyor Stomage. Bakalım ne yapacak şimdi. Orada çıktı. Doğrudan randuğunu kullandı. Jerome'un bir de sersertme geldi Lelouch'tan. Ama orada Jerome Meganar'a dönüşmek üzereydi. Ve geriye çekildi HVA takımı. Acaba o ormanın içinde bir savaş olacak mı diye bekledim ama olmadı. Yukarı koridorda böyle Rek'Sai ve Sion ikisi birden kule ittirmeye çalışıyorlar. Lucian, Dolce, Jerome ve Jiansan ise orta koridordalar. Yukarıya kimseyi göndermedi korumak için HVA takımı. Ama kuleye verilen hasar çok yüksek ve bir kule daha almayı başarıyor böylece Atlas. Biraz olsun aradaki farkı kapatmaya başladılar. Bu baron güçlenmesini olabildiğince iyi değerlendirmeye çalışıyorlar. Ama Sion kovalamaya devam ediyor. HVA, evet.
HVA istiyor. Daha fazla o baron güçlenmesi de bitince rakibe şans tanımak istemiyorlar. Jerome'u şimdi yakaladılar ama orada Sersent'le gelemedi. Fabulous'un canı bir anda çok fazla azaldı. Risk adı diğer taraftan geliyor. Buzluk Fençeyi kullandı ama oraya gitmedi. Jerome'a odaklanmaya çalışıyorlar ama bir anda gelen o Sejuani ultisi çok başarılı. Kim düşüyor? Nar düşüyor. Lissandra, Sion üzerine Sejuani düştü. Zeytnot'un canı azalıyor. Cihansan düşecek mi? Zeytnot takımın etrafına döne döne orada skor almaya devam ediyor. Bir de Terapist'i şimdi yakalayacak mı bakalım. Terapist orada ultulu kasırgayı kullandı ama yeterli değil, yeterli değil. Ki Lelouch'a mı bırakacak skoru? Nar kaçmaya devam ediyor. Kaçmaya devam ediyor. Lelouch şimdi diğer taraftan yakalamaya çalışıyor. Stomage bakalım tüneli var mı? Kimde kaldı? Evet bir şey denedi ama olmadı. Skor da Stomage'de kaldı. Ya Atlas esasında güzel bir savaş çıkardı. İki takım da güzel savaştı. Burada Zeytnot'u korumak işte çok önemli. Takım etrafında döne döne o pasifi sayesinde skor vermeye devam etti. Takım savaşındaki yerini doğru almak, korumak çok önemli. Ve şunu da çok iyi yaptı. Lelouch'un canın inmesini bekledi. Son anda ultisiyle kendisine çekip resmen kendi desteğini bir tank haline dönüştürdü diyebiliriz en azından orada. Doğru. Ölmesini böylelikle engellemiş oldu ve dördüncü ejderhayı da alıyorlar mı? Çok büyük ihtimal almayı başaracaklar. Yine bir çarp ve ciğerini sök skandalı. Geliyor. Sejuani geliyor. Sejuani geliyor. Acaba kendini feda edecek mi? Bekliyor orada. Yok. İstemedi. Bu sefer almayı başardı HVA. HVA almayı başardı. 4 ejderha güçlenmesine sahipler artık oyunda. Risk atır, atık tutumu temizliyor. Bu arada tekrar izliyoruz biraz önceki pozisyonu. Bakın burada biraz esasında ağır çekimde izleyebilirse eğer Dolce'nin attığı ulti güzel gitmiş olması lazım. Orada 4 kişiyi birden tutmuş olması lazım. Yani şimdi atıyor bakın. Herkese tutuyor. Ardından burada Jansan ultiyi atmakta gecikmiş galiba. Yok, Jansan ultisini erkenden kullanıyor mu? Tamam. Fabulous alıyorlar. Lelouch burada. Burada Lelouch yani çok iyi gerçekten. Korudu işte. Yani o Kalista'nın mekaniği çok önemli orada. Jansan zaten öyle bir kalabalık kontrolü ki oradan oraya çıkamamış. Ve ardından skorlar gelmeye devam etti. Diğer tarafı izliyoruz. Stomage ve Lucian savaşı hayır devam etmemiş. O da ayrılmışlar birbirlerinden. Şimdi HVA takımı yine alt koridora indi. 4 kişilik ekibiyle Stomage de yukarıya çıktı. Baktığımız zaman skorlara Rek'Sai 6-1-12 oynuyor. Kalista 11-3-8 ve Eni yine burada önemli bence. 1-3-17 oynuyor. Muazzam skorlar. HVA tarafında bu arada oyunda da 35. dakikanın içerisindeyiz. Onu da söyleyelim. Kulelerde 5-3 HVA'nın üstünlüğü var. Skorda 23-11 olduğu gibi. Altın farkı ise 7000 altın civarında iki takım arasında HVA lehine. Oo, Eni. Eni eridi. Evet, Lelouch'a kadar bu arada Jansan ellerinden risk atı orada kurtuldu gibi gözüküyor şimdi. Jansan orada kolama devam ediyor. Bir de Zhonya. Son bir vuruş gelecek mi? Orada son bir vuruş geliyor. Risk atı almaya başardılar. İşte bunlar biraz esasında büyük hatalar diyebiliriz. Dolce şimdi kolama devam ediyor. Bakalım orada yakalayabilecekler mi? Ayartan uçuk tutmadı. Yalnız Zeytnot kaçmayı başardı. Terapist arka taraftan geldi. O da yavaşlatmayı başarıyor. Şimdi bir de ultulu kasırga çok güzel orada yerini bulmayı başardı. Jansan sar vermeye devam ediyor. Fabulous düşecek büyük ihtimalle ama takım arkadaşları kurtulmayı başarıyor. 15 saniye Baron çıkıyor. O bu arada Fabulous'un pasifi kovalamaya devam ediyor. Evet. Rakipleri. Baron'u alırlar mı acaba? Baron en azından şöyle diyeyim denemeleri lazım. Doğrudan gitmeleri başka lazım. Başka bir şansları yok çünkü. Nereye gidiyorlar? Atlas ekibi şu anda gerçekten geriye düşmüş durumda. Çok büyük hata. Stomage var diye mi istemiyorlar acaba? İstemiyorlar belki evet ama hani başka bir şansları varmış gibime gelmiyor. Belki burada tamam hani Baron'u kaçıracaklar. Belki HVA çalmayı başaracak. Ama Atlas'ın bu riski en azından alması gerekiyor. Sana şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii. BPI şu anda ligde Number One'la birlikte en az maç başına Baron alan takım. Pardon BPI söyledim değil mi? Yanlış söyledim. Atlas'a bakacağım. Atlas da 1.5'la onları izliyor. Çok yüksek bir ortalamaları yok. Ama şimdi Baron güçlenmesini Stomage çalabilecek mi? Çaldı. Çalamadı. Şimdi işte kaçmaya çalışıyorlar. Evet burada kaçmalar önemli. Zeytnot'un üzerine çok yüksek hasar aldı. Zeytnot orada hayatta kalmayı başarıyor. Jansan bakalım pozisyonunu koruyabilecek mi? Zeytnot hala arka tarafta hayatta. Ama Jerome da hala hayatta. Bakıyor çok karışık bir savaş. Zeytnot'u almaya çalışıyorlar ama Zeytnot düşmedi. Eni düşüyor. Ve bir anda savaşın kaderi değişti. Yani Zeytnot'u bir türlü öldüremediler ya. Ona odaklanamayınca işte yani Sion, Rek'Sai, Eni çok fazla kalabalık kontrolüne sahipler. Scarlet. Yani Atlas o baronu aldıktan sonra
Hani çekilse aslında daha mantıklı olabilirdi. Tekrar takım çekilmeye sana çalıştı da Heavy'a bırakmadı. Yani Jansen ama direkt agresif bir şekilde girmeye devam etti. Belki biraz daha temkinli oynasalar en azından birkaç kişi daha sağ kurtulabilirlerdi oradan. Lucian tek başına korumaya çalışacak. Buraya risk atır bu arada. Valla alıyor da az kalsın. Ve Imtor Kulesi düştü böylece. Şimdi Heva geriye çekiliyor. 4 skor karşılığında Baron, ne diyorsun? Yani bu dakikada bana soracak olursan değer. Yani bu kadar gerideyken en azından. Evet, yani bir kez daha izliyoruz. Bakın Zeytnot'a dikkat edin arkadaşlar. Bir türlü ona odaklanamıyorlar. Bu durumda mesela Jansen, Lucian bunlar hep kaçabilecek aslında şampiyonlar. Hı. Takım savaşı kovalamalarının pek bir mantığı yoktu bana soracak olursan. Evet. Ya Jerome baya bir hayatta kalıyor bu arada, yani o da iyi iş başarıyor ama ya bak burada Lucian sürekli Zeytnot'un üzerine gitmeye çalışıyor, gidemiyor. Öbür tarafta Jansen'ı koruyamıyorlar. Ya yani Jansen'ı koruyamayınca da işte işler gelişiyor. Dolce düşüyor zaten arkasından. Şöyle diyeyim en azından. Atlas o Baron'u almamış olsa HVA doğup Baron'u alıp sonra o Baron güçlendirmesiyle bir de komuta sancağıyla güçlenecek. O minyonla beraber maçı bitirecekti. Atlas en azından bir risk alıp birazcık daha maçı uzatmış oldu bu hamleyle. Evet, sana katılıyorum. 39. dakikanın içerisindeyiz. Bu arada Grace bir kule daha almayı başarıyor. Bir dakika var ejderhanın çıkmasına. Atlas'ın artık bir de ejderha da alması lazım. Özellikle Liko ilk güçlenme çok işine yarayacak. Bu arada risk atar odaklanmayı denedi orada Lucian. Ama yani öldüremedi. Dürttü ama güzel bir dürtme uyguladı orada. 48 saniye var ejderhanın çıkmasına. Hemen geri gönderdiler risk atarı. Alt koridora döndü bu arada Atlas takım. Oraya mı ittirecek? Hayır, geriye dönüyorlar. Ortadaki ön çöklesini koruyacaklar. Anladığım kadarıyla. Keyfete baksana, tam bir canavar ya. Evet, Ahri yetişmiş oraya korumak için kuleyi. Ama tabii onlar geriye dönünce de şimdi 24 saniye var ejderhanın çıkmasına. Hop, Heavy out tarafa gidecek ve oradaki avantajı ele geçirmeye çalışacaklar savaş öncesinde. Evet, kırmızı güçlendirmeyi de teslim aldılar. Yani bu dakikadan sonra o Zeytnot'u nasıl öldürecekler gerçekten bilmiyorum. Çok fazla can çalmaya sahip zaten kendisi. Ve bakalım Atlas takımı yine bir takım savaşı istiyorlar. En azından HVA'ya bu 5. ejderhayı kesinlikle bırakmayacaklar. Evet, bırakmayacaklar. Şimdi Dolce araya doğru gidiyor. Doğrudan Zeytnot'un üzerine gitti ama yeterli oldu mu? Hayır, olmadı. Dolce eriyor, bitiyor, kül oluyor orada. Şimdi yine terapisten ulti geldi. Takım arkadaşlarını korumak için güzel bir ulti Jerome'dan geliyor. Zeytnot'a odaklanıyorlar. Üzerinde bitkinleşti var. Zeytnot almayı başardılar mı? Evet, Musa'ya başardılar ama aynı sürede Jansen'ı da kaybediyorlar. Şimdi arka taraftan risk atır odaklanmaya çalışıyor Lucian. Onu risk atır zonyasını kullanmak zorunda kaldı. Jerome kaçıyor. Lucian bakalım bu kadar acaba şanslı mı? Zonyasını kullanmak zorunda kaldı. Tibur da geliyor arka taraftan koştura koştura. Buraya kadar diğer tarafta da nar düşüyor ve 4 skor veriyorlar Atlas. Yani risk atır gerçekten çok güzel bir zonya bıraktı orada ve Ahri'nin hasarının çok büyük bir ölçüsünü en azından boşa gitmesini sağlamış oldu. HVA alacağı bu 5. ejder güçlendirmesiyle beraber maçı kazanmaya bir adım daha yaklaştı 40. dakikada. Alev alev yanmaya başladılar zaten. 5 ejderha güçlendirmesi birden çok fazla. Yani şu anda Atlas'ın işi kat kat daha zor yani biraz önceye göre. Aha, yukarı gitmiş, oraya ittiriyor. Bakalım o kuleyi düşürebilecek mi? Kule de düşüyor şimdi. Geriye çıkacak. Açıkçası 41. dakikayı geride bırakıyoruz neredeyse ve yani maç çok böyle yani bir o tarafta bir bu tarafta değildi ama iki takım da böyle hatalar yaptılar. O yüzden bu kadar uzadı maç. 40. dakikaya, 41. dakikaya kadar uzadı. Diye düşünüyorum ben. Yoksa mesela HVA bu maçı belki bir 20 dakika tabii önce falan bitirebilirdi. O Baron'un çaldırmasıyla başladı her şey diye düşünüyorum Scarlet. Doğru, yani iki takımın da yaptığı tek tük hatalar yüzünden maçın 41. dakikasındayız şu an. HVA en azından aldığı bu 5. ejder güçlendirmesiyle beraber son derece kuvvetli bir hale geldi ve alt koridordan 5 kişi ittirmek istiyorlar. Evet, orada İmtör Kulesi de yok. Onun avantajını kullanmak istiyorlar. Dolce uzaklaşmak zorundasın oradan. Geçiyorum. Evet, geldi. Yani Zeytnot şu anda çok
çok fazla sadece. Diğer tarafta Stomage şimdi geliyor. Tekrardan takım arkadaşının yanına katılıyor. Kim yakala orada sıçrayıp Lucian'ı yakalamaya çalışıyor ama Lucian'ı yakalamaya başaramıyor. Açıkçası bir anda dağıldı savaş her Stomage tarafa. Stomage yani orada tek başına aslında zonladı diyebiliriz. Bir nebze Ahri'yi. Ve ikinci inhibitor kulesine böylelikle alacaklar. İkinci inhibitöre şimdi odaklarını diktiler yavaş yavaş. Fabulous bu arada iki kişinin arasına girdi agresif bir şekilde. Orada Lirush'un ulti ile Telepist'in üzerine doğru gittiğini görüyoruz. Şimdi Jerome Meganar formuna geçmeye çalışıyor ama Nafile yeni çıkmıştı çünkü o formdan. Ve risk atırında orada Jansan'ı öldürdüğünü gördük. Jerome'u da öldürmeyi başarıyorlar ve 42. dakikada yaptıkları bu katliamla oyunu kazanmayı başaracak HVA ekibi. Gerçekten de güzel bir performans. 9 kule aldılar, 37 skor aldılar ve aradaki altın farkında oldukça açmışlardı. HVA böylece 42-43 dakikada bu oyunu da bitirmeyi başarıyor. Ve böylece günün 3. maçının kazananı böylece HVA oluyor. Kendilerini tebrik ediyoruz. Gerçekten de güzel bir oyun ortaya koydular. Hı-hı. Atlas da sonuna kadar dayandı, sonuna kadar mücadele etti ama bir türlü o öne geçemedi maçta. Yakaladıkları fırsatları da değerlendirmeye çalıştılar ama yeterli olmadı. HVA burada özellikle Kalista'yı çok iyi kullandı diyebiliriz bence takım savaşları içerisinde. Sıradaki maçımız bu arada arkadaşlar, ben onu size hatırlatayım. Team Turquality, Number One ekibi arasında. Team Turquality ve Number One arasında senin de söylemiş olduğun gibi. Yani Number One'ın artık bir galibiyete ihtiyacı var. Çünkü şu ana kadar 0-4 oynuyorlar yanlış bilmiyorsam. Ve karşılarında da inanılmaz bir ivme yakalamış bir Team Turquality ekibi var. Konzisa'nın gelişiyle resmen yeni bir soluk kazandı. Kesinlikle. Team Turquality. Bakalım yakaladıkları bu ivmeyi önümüzdeki maçta da gösterebilecekler mi? Evet, ben de merakla bekliyorum. Şu anda yani Number One gerçekten istatistiksel anlamda ligde şu anda en dipte olan takım. Ama bu birçok çıkış yolu aradıklarını da görüyoruz. Yani bu yaptıkları oyuncu değişiklikleri vesaire. Nasıl bir performans sergileyecekler merak ediyorum ama şu anda arkadaşlar röportajımız hazırlanıyor. Birkaç saniye hazır olacak. O tarafa doğru geçeceğiz. Sonra da Chisil yanında Zeitnot var. Zeitnot'la konuşacak. Kalista performansını konuşacak belki de. O takım etrafına nasıl döndüğünü konuşacak. Şimdi Chisil'deyiz. Ardından yine sizlerle birlikte olacağız Zoltu ekranlarında. Evet arkadaşlar, şu anda bir önceki maçın gerçekten yıldız diyebileceğimiz bir oyuncumuz var yanımızda. Kalista'yı gerçekten altın. İnanılmaz bir oyundu. Çok güzel bir performans sergiledin. Öncelikle senin kendine ait olan kendi yorumunu alalım. Yani Baron dışında genelde iyi bir oyun oynadım. QSS'ler olsun, patlatmalar, laning falan filan. Hepsi iyiydi ama Baron'da işte bir problem vardı. 1500 vururum dedim. Tam 1500'e şey yaptı yani, can geldi. Patlattım, smite atamadı Stone Paget. Bildiğin sattım orada oyunu. Bir süreliğine. Ama yine toparladık, kazandık yani. Çok iyi fightlar oynadık. Kalista bence şu an çok güçlü. Açık bıraktılar, aldım yani. Zeynot diyor ki Kalista güçlü çar. Devamındaysa diğer Baron Savaşı'ndan biraz bahsetmek istiyorum. Özellikle Lucian senin üzerinde çok fazla baskı kurmaya çalıştı ama sen kendi yeteneklerini kullanarak çok güzel kenarlara kaçtın. Bu noktada Lelouch'larınıza nasıl bir plan yaptınız? Önde durarak orada çok fazla hasar aldığını farkına vardım. Bu planlanmış bir şey miydi yoksa sizin aranızda o anda gelişen bir şey mi oldu? Daha çok doğaçlama oldu yani. Biz girmeyelim, bırakalım falan diyorduk. Çünkü Sion Fab ölüydü yani. Ama açık verdiler. Baron'a çok fokus olduklarından bana fokus olamadılar yani. Ahri falan hiçbir şey tutturmadı. Ben de iyi pozisyon aldım orası. Yani bayağı close, yakındı yani. Bir tane skill yesen belki de oyunu kaybedeceğiz yani, öyle bir şey. Orası ama yemedim, öyle dodge'ladım falan. İyi oldu. Peki senden istersen Kalista'yı çok iyi oynadığın için bunu sormak istiyorum. Oyuncularımıza bir tavsiyen var mı? Özellikle nereye odaklansınlar? Çünkü tüm maç boyunca çok güzel kenarlara kaydın, çok iyi pozisyon aldın. Nelere dikkat etsinler? Nelere dikkat etsinler? Build'lerine, çok garip build'ler böyle gerideyken falan yani runağın rushlamalar oluyor. O pek iyi değil. Yani hasar olmuyor. Mahvolmuş kralın kılıcı yani, Türkçe söyledim, öyle mi bilmiyorum. O iyi bir eşya, onu alsınlar yani kötü durumlarda. Yani bir de mikro dediğimiz vurup kaçma olayını çok çalışmaları lazım. Yani kayıtlama mekanikleri diyelim, orb walk dediğimiz vurup kaçma mekanikleri, onları çalışmaları lazım. Yani hero ondan ibaret diyeyim.
Ultiler bir de. O zaman güzel yorumlarını da aldıktan sonra sana çok teşekkür etmek istiyorum geldiğin için. Arkadaşlar şimdi bir sonraki maçla alakalı birazcık bilgi alacağımız videolara geçiyoruz.